arkadaşlarım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Nurşen'in mutfağına, kanalına hoş geldiniz. Bugün Sirt yöresine ait blolok yemeği yapacağız. Bir su bardağı kısırlı bulgurum var. Bir su bardağı da Sirt yöresine yarma diyorlardı ama burada irmik de kullanabilirler. İçli köftenin bulguru. Tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Bir buçuk su bardağı kaynar su ekledim. Güzelce bir karıştıralım. Ağzını kapattık. Şişmesini bekleyelim. Evet, bulgurumuzu şişmeye bıraktık. Şimdi tenceremize az bir şey yağ ekleyelim. Bu kadar yeter. Etimiz de çünkü yağlı. 300 gram kadar kemikli ve kuşbaşı etim vardı. Onu az bir şey yağ ile pişirmeye bıraktım. Onun kapağını kapatalım. Daha önce nohut haşlamıştım. Onu hazırladım. Bir adım kuru soğanımız var. Ben bu yemeği sımak suyuyla yapacağım arkadaşlar. İsteyen limon da kullanabilir. Ben sımak suyu kullanacağım. Onu da aşama aşama size göstereceğim. Etimiz yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Şimdi geri malzemelerini yavaş yavaş ekleyeceğim. Bir de soğanım var, onu doğrayacağım, üstüne ekleyeceğim. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Soğanı ekliyorum. Etim ve soğanım biraz kavrulsun beraber. Salçasıyla domates salçası karıştırmışım. Ben bir yemek kaşığı da ondan ekleyeyim. Salçamla, soğanımla etim güzelce bir özlesin önce. Sonra da nohudumu ekleyeceğim. Ettim salçayla, soğanım özleşti iyice. Şimdi nohudumu ekliyorum. Daha önce haşlamıştım. Az bir şey kaynar su dökeceğim, az bir şey önce. Önce o salçayla, soğanla et ve nohut iyice bir özlesin. Ondan sonra normal suyunu ekleyeceğim. Kapağını kapatalım. Şimdi hamurumu yoğurmaya geçeceğim. Önce bir yemek kaşığı sımağımı
ıslattığım kaynar suyla. Bir yemek kaşığı lazım geldi. Neyse 1,5 yemek kaşığı sımak ıslatayım. Kaynar suyla ıslatayım önce onu. Çünkü yemeğime sımak kullanacağım. Sımağım ıslansın orada. Yemeğimiz yavaş yavaş özleşiyor. Çok da güzel ve leziz görünüyor. Şimdi hamurumu yoğurmaya geçeceğim. Bir adet yumurta kullanacağım hamuruma. Az bir şey de salça kullanacağım. İsteyen salçayı çoğaltabilir, isteyen kullanmayabilir. Ben biraz kullanacağım. Biraz da un kullandım. Böyle bir çay bardağı kadar. Bunları şimdi iyice bir harmanlayalım. Evet, yemeğimiz iyice suyunu çekti, özleşti. Şimdi biraz daha su ekleyeyim. Bu bir tarafta pişerken hamurumu yoğurdum. Şu hamurumu yuvarlamaya başlayacağım. Tabağımın altına az bir şey serpeyim. Hamurlarım kimisi küçük oluyor, kimisi büyük oluyor. Bizde derler ki dostunu düşmanını bilmediğin için. Bizde öyle bir derler. Evet, yuvarlamam bitti. Yemeğim de pişti, nohudumla etim çok güzel pişti. Suyu da çok güzel özleşti. Şimdi önce sımağı suyunu ekleyeceğim ki hamurum dağılmasın. Böyle bir aparatım var, süzgeç gibi. Sımağımı onunla süzeceğim biraz. Sımağı suyumu ekledim. Şu hamurlarımı ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Onları yavaşça karıştırayım ki dağılmasınlar. Bir 5 dakika kaynasın yemeği. Sonra altını kapatacağım. Yemeğim pişti. Altını kapatıyorum artık. Bir bakalım. Çok da güzel ve leziz görünüyor. Bakın, hamurlarım hiç dağılmamış. Baharat kullanmadım. Belki dersiniz ki hiç baharat kullanmadınız. Evet, salça, biber salçam çok acı olduğu için kullanmadım. İsteyen tabağına pul biber ya da karabiber ekleyebilir. Bir tabağımızı alalım.
biraz. Etinden dana alalım. Bakın hiç hamurum dağılmadı. Sımak yerine limon da kullanabilirsiniz. Ben sımak tercih ettim. İsteyen limonu da kullanabilir. Yemeğimiz pişti. Yapanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olup desteğinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.